Hakkari'de yerel yönetim özerklik şartını getireceğiz dedim. Cumhuriyet Halk Partisi kurultayında söylüyorum. CHP iktidarında yerel yönetim özerklik şartını mutlaka getireceğiz. Tabii HDP'nin barajı aşması ve parlamentoda olması lazım. Biz yerel yönetimler özerklik şartını uygulanacağını söylüyoruz. Avrupa yerel yönetimler özerklik şartı bunu istiyor. Avrupa yerel yönetimler özerklik şartı bunu uygulamaya koyacağız. Öz yönetimin özerkliğin inşası ve içinin doldurulması ve sürecin siyasi zeminde daha güçlü bir şekilde ilerletilmesi için çok yoğun tartışmalar yapacağız ve önemli kararlar alacağız. Bunların hepsini de hayata geçireceğiz. Kapalı oturumda yapılan konuşmalar bir milletvekili tarafından açıklanırsa bu suçtur. Bu önemli olduğu için açıklıyorum. Ben bu suçu işliyorum. Bu suçu vatanımı sevdiğim için, milletimi sevdiğim için, ülkemi sevdiğim için yapıyorum. HDP'nin grup başkan vekili çıkmıştır. Orada demiştir ki biz Türkiye'nin 25 eyalete bölünmesini istiyoruz. Eyalet başkanlığının Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelmesini istiyoruz. Her eyaletin yeraltı zenginliğinin kendisine ait olmasını istiyoruz. Eyaletlerin özerklik hakkının saklı olmasını istiyoruz. CHP iktidarında yerel yönetim özerklik şartını mutlaka getireceğiz. Türkiye'de iki tane kurucu unsurun olmasını istiyoruz. Birisi Türk kurucu unsuru, diğeri Kürt kurucu unsuru. Bize öyle tankın namlusunu gösterip geri adım atıracaklarını zannediyorlarsa kusura bakmasın. Şimdi yani bu çok duygusal bir ittifak. Bizimki öyle değil ki. Bizimki proje bazlı. CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da Fransa'da düzenlenen Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi'nde konuştu. Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı'nın amaçlarını benimsiyoruz. Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı'nın amaçlarını benimsiyoruz. Sizi vatan haini.